Virginia'daki Platon'un Gardrobu isimli ikinci el ürün mağazasında hafta sonları çok hareketli geçiyor. Müşteriler az kullanılmış kıyafet, ayakkabı, çanta ve aksesuar almak veya satmak için bu mağazaya akın ediyor. Jerusa Gapper satmak için çantalar ve bir de eşarp getirmiş. Karşılığında para veya hediye çeki veriyorlar. Ayrıca bu eşyaların geri dönüşüme girmesi çok güzel. Lane Singer, Platon'un Gardrobu'nu dört yıl önce açmış. Mağazayı açtığımızdan beri ciromuz sürekli artıyor. Diğer mağazalar bu yıl sıkıntı yaşarken burada işler gayet iyi gidiyor. Singer mağazasını açtığında toplam 280 plato bayisi varken bugün bu sayı 400'e ulaşmış. Jennifer Casolaro ise bu sektöre 2 yıl önce Washington'un zengin bir banliyosunda Gardrop Kurtarıcısı adlı bir mağazayla girmiş. Bence internet satışlarının artmasıyla bu sektöre rağbet de arttı. Birçok kişi üzerlerine uymayan birçok yiyecek sipariş veriyor. Bunları geri veremiyor ya da bunu yapmaya üşeniyorlar. Bu ürünler de bize geliyor. Ünlü markaların ürünlerini orijinal perakende fiyatının çok altında satın almak Stacy Capra gibi tüketicileri cezbediyor. Çok eğlenceli. Normalde bu markalardan alışveriş yapmam çünkü çok pahalı ama bu mağazada fiyatlar çok uygun. İkinci el satış derneğine göre sektör son yıllarda büyüyerek yıllık 13 milyarlık ciroya ulaştı. Şu anda Amerika'da 25 binden fazla ikinci el mağazası bulunuyor. Goodwill Industries adlı bir sivil toplum örgütü işlettiği mağazalardan elde ettiği kazançla ihtiyacı olanlara mesleki eğitim veriyor. Örgütün başkanı Jim Gibbons hızla büyüdüklerini söylüyor. Giderek büyüyoruz ve bu yıl 3 bin mağazaya çıkmayı hedefliyoruz. Yıllık ciromuz 2013 yılında 3,5 milyar dolara yaklaştı. Daniel Show örgütün ikinci el mağazasına bağış yapanlardan. Topluma yararlı oluyorlar. Ben de onları desteklemek istiyorum. Bu nedenle bu mağazayı çok sık geliyorum. İkinci el satış sektörü farklı ekonomik seviyelerden müşterilere hitap ediyor. I think that, um... Amerikan halkı ikinci el mağazalardan alışveriş yapmaya eskiye göre daha sıcak bakıyor. Singer Amerikalılar para biriktirdiği ve çevreye daha duyarlı olmaya çalıştığı sürece ikinci el satış sektörünün büyümeye devam edeceğine inanıyor. Şartan yol Amerikanın sesi Washington.